Herkese merhaba, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebekler için, bizler için de aynı şekilde şekersiz, sağlıklı bir pankek yapacağız. Bunun için malzemelerim çilek, yoğurt, yumurta ve elma suyu konsantresi, un. Şimdi tarifime başlıyorum. Evet, öncelikle yumurtamı kırıyorum. 1 yaş altı bebekler için ya da yumurtaya daha henüz beyazını kullanmayan bebekler için yumurtanın sarısıyla da yapabilirsiniz aynı tarifi. Şöyle 2 yemek kaşığı yoğurdum var. Bunu ekliyorum. Şöyle tarifimi şekersiz ama tatlı olması gerekiyor. Elma suyu konsantresi kullanıyorum ben. Organik Gurmen markasınınkini kullanıyorum. Elma suyu konsantremi de ilave ediyorum. Ben birçok tariflerinde kullanıyorum. Şöyle 1 yemek kaşığı ilave ettim. Yani şekersiz olmasını istediğim birçok tariflerinde elma suyu konsantresi kullanıyorum ki ben zaten şekersiz yapıyorum tariflerini. Şekersiz fakat tatlı oluyor. Gerçekten güzel bir alternatif. Şeker yerine kullanılabilecek. Hiç şekersiz gibi de olmuyor. Özellikle kışın ayva tatlısı, kabak tatlısı bu tür tariflerde çok işime yarıyor. Elma suyu konsantresi. Benim kızım geçen kış ayva tatlısı, kabak tatlısı ikisini de çok seviyordu. Bu sene nasıl olur bilmiyorum. Henüz daha sezonunu açmadık. Şöyle hepsini çırptım. Unumu ilave edeceğim. Bugün ben normal un kullanıyorum. Zaten Azra artık 1,5 yaşına geldi. Normal un da yavaş yavaş kullanıyorum. Normal un ilave edeceğim. Siz isterseniz tam buğday unu, kara buğday unu, siyah unu ne isterseniz ekleyebilirsiniz. Yulaf unu, badem unu, Hindistan cevizi unu. Hiç fark etmez. Önemli olan sonuçta aynı kıvama ulaşmamız. Şöyle. Birazcık da kabarmasını istiyorum ve onun için şöyle karbonat ekliyorum. Böyle meyveli tariflerde genelde içi sulu kalır. Sulu kalınca da acaba pişmedi mi diye düşünürüz. Bir de kabarmazsa iyice şüpheye düşeriz. Onun için ben şöyle birazcık karbonat ekledim. Kabarmasını istediğim için. Evet, kıvamım güzel. Fakat biraz daha ekleyeyim. Bir tık daha koyulaşsın. Tamam. Yani unda ölçü vermiyorum. Kıvam gösteriyorum. Çünkü çeşit çeşit unlar olduğu için her unun ölçüsü farklı oluyor. Siyah ununun farklı, kara buğday ununun farklı. Çünkü hepsi ayrı ayrı katılaştırma kıvamında oluyorlar. Evet, şu an kıvam gayet iyi. Hemen kaşıkla göstereyim nasıl bir kıvam elde ettiğimi. Şu şekilde kek kıvamı gibi bir kıvam elde ediyoruz. Şimdi bunları tavaya dökeceğim. Tavamı yağladım ve fazla yağını peçeteyle sildim. Şimdi orta ateşte tavam ısınıyor. Hemen şöyle pankeklerimi dökmeye başlıyorum. Tavayı yağlarken ister zeytinyağı, ister ayçiçek yağı, ister tereyağı hepsini kullanabilirsiniz. Ben zeytinyağı ve tereyağının pankekin tamamen tadını değiştirdiğini düşündüğüm için yani bir damla kadar zaten kullanıyoruz. Tavalar bu pankek tavalarında genelde yapışmadığı için çok az ayçiçek yağı kullanıyorum ve fazlalığını peçeteyle siliyorum. Şöyle döktüm. 3 tane döktüm. Çünkü çevirirken diğer tarafa çevireceğim. Diğer tarafı da yağlayıp oraya çeviriyoruz. Çevirdiğimizde yağlı olması gerekiyor. Şöyle birazcık pişecek. Çok hafif piştikten sonra çileklerimi ilave edeceğim. Benim kızım çileği çok seviyor.
Çok sevdiği için alıyorum. Fakat ondan başka da yiyen olmuyor evde çilek. O da kalıyor. Kalanı geçen sefer buzluğa attım. Bakalım nasıl olacak. Kışın kullanırız diye düşündüm böyle pankeklerinde vesaire. Bugün de kalanını çilek marmelatı gibi yapmayı düşünüyorum. Çilek reçelini de çok seviyor. Onu da elma suyu konsantresiyle yapacağım yine. Onu da tarifini veririm sizlere yaparken. Şöyle birazcık pişmesini bekliyorum. Evet, pankekim pişmeye başladı. Şöyle üzerine çileklerimi bırakıyorum. Gerçekten çok iştah açıcı gözüküyor bence şu anda. Umarım çevirince de aynı görüntüyü görürüz. Şu an tam çevirecek kıvama gelmemiş. Biraz bekliyorum. Evet, şöyle yağladığım diğer tarafa çeviriyorum. En çok bu pankekleri çevirirken zorlanıyorum ben. Evet, düştü bile. Kontrol ediyorum. Evet, gayet güzel pişiyor. Çok az daha dursun alacağım. Evet, pişmişler. Bakın şu şekilde olması gerekiyor. Hemen diğer kalan harcımı da pişirip bunları da buradan alıp tekrardan geliyorum. Evet, pankeklerimi pişirdim şu şekilde. Kızımı kahvaltı tabağında hazırladım. Şimdi vereceğim. Bugün kahvaltısına şekersiz, sağlıklı çilekli pankekimiz, tahin pekmezimiz, avokadomuz ve dil peynirimiz var. Bir de cevizimiz var. Biz büyükler için, yetişkinler için bile şekeri son derece zararlıyken bebeklerimizi şekerle zehirlemeyelim diyorum. Azra'ya bugüne kadar şekerli tek verdiğim şey dondurma diyebilirim. O da artık evde onu kıvamını yakalayamayacağım için vermiyorum. Bu şekilde elma suyu konsantresiyle de çok güzel oluyor. Pekmezle tatlandırabilirsiniz, balla tatlandırabilirsiniz. İlla ki ileride tanışacaklar. Şekerli, zararlı yiyeceklerle, paketli gıdalarla illa ki tanışacaklar. Ama biz ne kadar engel olabilirsek, ne kadar geç başlatabilirsek o kadar iyi. Sonuçta bebek bunlar, daha bünyeleri ne ki? Onun için bu şekilde tarifler paylaşıyorum sizlerle de. Efendim anneciğim? Afiyet olsun bir tane. Deneyeceklere ve bebişlere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.